here of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who is this Caballero? The Emperor of the Far West. When he begins his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il a pas peur de personne. Yardımsever Daltonlar. Akşam yemeği için haşlanmış patates. Pekala baylar, kaplarınızı uzatın. Hey! Bu patatesler kaya kadar sert. Hey! O benim kayam. Kes sesini avaray. Bir planım var. Bakın patatesler sahte bir tabanca yaptım. Vay canına. Ne kadar yeteneklisin Joe. Evet, Jack parmaklıkları kes. William kazmaya başla. Kaçabilmemiz için 4 tane altın patlara ihtiyacımız var. Şişede ne var Joe? Avarel'in şarkısından sonra peşimizden ayrılmayan köpeği kendinden geçirmek için bir uyku şurubu. Ay, herkesin bu güzel sesi duymaması ne kötü. Bence adam harika cello çalıyor. Al bakalım pire torbası. Yut şunu hadi. Ay. Yaşasın ne güzel bir top. Hadi yesene şunu 4 ayak. Hayır böyle bir şey olamaz. Olamaz. Kısa geldi. Üstünüzdekileri çıkarın. Söylesene Joe. Madem duvardan atlayıp kaçacaktık, neden 4 tane tabanca yapmakla uğraştın? Avarel nerede? Uyku şurubu. İlaçlı ekmeği bulup yemiş. Bay Redgit. Bay Redgit. Size bir telgraf var. Daltonlar kaçtı. Stop. Hemen gelin demiş stop. İnanılmaz. Sonunda bizi her yerde bulmaya başladılar. Ha, pekala iş başına. Hey Joe, biraz dinlenemez miyiz? Bu ülkede aranmadığımız tek eyalet olan Utah'a varıncaya kadar olmaz. Tamam mı Jack? Yalancı çıngır aklı yılan. Üçkağıtçı hırsız. Bu kez kaçabildin Goodfellow. Ama bir daha Colorado'ya ayak basarsan seni asarız, haberin olsun. Hoşça kalın Colorado'nun. Merhaba Utah. Her zamanki numarayı yaparak kaçtılar. Eyi ekmeğin içine saklamışlar. Çarşaflar yetmeyince giysilerini de birbirine eklemişler. İyi de anlamadığım tek şey zavallı Rintintin'in başına neden vurdukları. Ne? Biri beni mi çağırdı? Oo, Daltonların parfümü. İğrenç bir kokuları var. Şimdi anladım. Evet, 4 müzisyen yolculuğa çıktı demek. Hayır Rintintin, sen burada kalacaksın. Elbette konsere geliyorum. Benim gibi müziksever biri nasıl olur da böyle bir konseri kaçırır? Bakın çocuklar,
Bu tarafta Red Kit beni tutuklayabilir ama bu tarafta tutuklayamaz. Ama neden Joe? Bu yolu kapatıp böyle birinin gelmesini bekleyeceğiz. Sakın bir şey yapmaya kalkma. Bizler kötü kalpli suçlularız ve kesinlikle tehlikeliyiz, tamam mı? Şimdi arabadan inme, hemen buradan uzaklaş beceriksiz, hadi. Hey, hapishane nerede? Ha, merhaba yabancı. Gerçekten çok açım. Dur! Neredeyim ben? Cennette miyim? Bu fıçı neyle dolu böyle? Ben Bob Gubberol. Yardımseverler Derneği'nin başkanıyım. Bu fakirler için bağış toplayan bir kuruluştur. Ve bu paralar da onlara ait. Ay, demek fakir insanlardan çaldın. Aferin. Bu para çalıntı değil, bana verildi. Bana insanlar kendi istekleriyle sana para verdiklerini mi söylemeye çalışıyorsun? Bu değiş tokuşu sağlamak için birkaç numara biliyorsan kolay olur. Ama zor kullanmadan para sahibi olmak heyecanlı değil ki. Bana gerçekten garip geldi. Yaşlılar ne der bilirsin. Gömmektense almak daha iyidir. Hey Joe, bak Averel yine uyudu. Hiç şaşırmadım. Şişedeki ilacın hepsini bu sersemin yediği ekmeğe boşaltmıştım. William, Jack, şunu arabaya yükleyin, gidelim. Sen dizginleri al. Fakirlerin şansı var. Önümüzdeki kasabada fıçıyı doldurmayı planlıyordum. İnsanların ellerinin çok açık olduğunu duydum. Doldurmak mı? Tepeye kadar mı? Ha evet, ağzına kadar, ama galiba bu hayır işi sizi ilgilendirmiyor. Ben mi? Ben çok yardımsever biriyim ben. Önümüzdeki kasabaya kadar seninle geleceğiz. Burada yollar çok güvenli değil. Mükemmel. Ne kadar şanslı bir adamım değil mi? Fakir insanlara kimse benim ölçülerime uygun giysi bağışlamamış. Bu adamların hepsi... İlk fırsatta paramı alıp bunlardan kurtulmalı, yolunu bulmalıyım. Bu fıçıyı parayla doldurduktan sonra seni de saçmayla dolduracağım. Demek Utah eyaletine geçmişler. Daltonların bu kadar zeki olduklarını bilmiyordum. Şaşırdığımı söyleyebilirim. Aa, bakın konser ilanı. Müzikçiler davet edilmiş. Onları izlememizin sakıncası yok sanırım. Charity Creek Kilisesi. Manzarası katranı ve tüyü var. Hepsi aynı. İyi günler. Merhaba. İyi günler. Baksana Joe, bu kasabadaki insanların bizden korkmaması sence de garip değil mi? Bizi henüz Utah'ta tanımıyorlar ama endişe etmeyecek. Yakında tanıyacaklar. Pazar günü yapılacak bir hayır gösterisi hazırlıyorum. Umarım siz de gelirsiniz. Hayır gösterisi dediniz değil mi? Harika bir fikir. Ben hayır işleriyle uğraşan Yardımseverler Derneği'nden John Goodfellow'um efendim. Benim adım Charity Holy Ghost. Bana Charity diyebilirsiniz. Şanssız madencilere yardım ediyorum. Ya siz? Ben de Fransızlara. Fransızlar mı? Sevgili dostlar, buradan çok uzakta okyanusu geçtikten sonra eski ve değerli bir kıtada adına Fransa denilen küçücük bir ülke vardır. Bu zavallı ülkede insanlar o kadar büyük bir zorluk ve yoksulluk içinde yaşıyorlar ki kurbağa bacağı ve sümüklü böcekle karınlarını doyuruyorlar. Bazıları hala küflü peynir ve hastalıklı kazların ciğerini yemek zorunda. Başka tabanca var mı? Açlıktan ölüyorum ben. Sevgili dostlarım, Fransızlara yardım etmeliyiz. Hepinizin üstünüze düşeni yapacağınızı öyle çok mi? İyi biliyorum. Onun için yardımlarınızı bekliyoruz. Lütfen cömert olun. Ah, gerçekten ilham vericiydi. Hadi çabuk olun, şapkayı doldurun. Hadi gidelim.
Boş verin. Hadi. İçiyi kendi bildiğimiz yolla dolduracağız. Kasabadaki bütün bankaları soyacağız. Siz de Yardımseverler Derneği'nde mi çalışıyorsunuz? Hayır bayan, çalışmıyorlar. Onlar kaçak mahkumlar ve ben onları Colorado'ya, Denver'deki hapishaneye götüreceğim. İşte bulduk. Oho, konser için giyinmişler. Kıyafetler ne güzel. Red, git! Bana bayan deme. Jared'i yeterli bayım. Evet, sus değil mi? Bir dakika canım. Burası yurtta. Burada yasa dışı bir şey yapmadık. Kimse bize suçlu diyemez. Evet sevgili dostlarım, hepsi gerçek. Bu zavallı adamlar suçlu. Adaletin kararı bu. Ve şimdi dostlarım, onları kınamak hata olur değil mi? İnsanlığın yüz karası olarak gördüğümüz bu dört adam artık pisliklerinden arınıp yeniden güneş ışığı kadar temiz olmak istiyorlar. Güneş ışığı mı? Bağışlanma isteklerini geri çeviremeyiz. Neden mi? Şu yüze bakın dostlarım. Sizler de benim gibi pişmanlığın izlerini açıkça görüyorsunuz değil mi? Öyle durmayın, pişmanlık gösterin. Ah, ne kadar güzel, pişmanlık duymak ne yüce bir his. Ne olduğuna dair bir fikrim yok. Her zamanki gibi kimse bana bir şey söylemiyor. Doğruluğa giden yolda adım atmışken hepimiz onlara yardım elimizi uzatalım ve parlak gelecekleri için bir şeyler yapmaya çalışalım, olur mu? Şapka. Hiç yanımda $50 var, yoksa İnanılmaz. İşe yaradı. Geri çevirme kovboy. Bırak yüreğin rehberin olsun. Paranı iyi işlerde kullanacağız Redkit. İnan bak. Ah, Tanrı'ya şükürler olsun. İnsanlara şefkatli olması kadar güzel bir şey yok. Bu bayanın nesi var acaba? Çok iyi kalpli. Aferin size. Siz ender bulunan bir erkeksiniz. Harikalar yarattınız. Şimdi kasabamızda kalıp şanssız madenciler, Fransa'daki insanlar ve pişman olmuş mahkumlar için yapacağım yardım gösterisine katılmanızı istiyorum. Kabul ediyoruz. Bizler hayır işi yapmaya her zaman varız. Bizi misafir edecek misiniz acaba? Elbette edeceğim. İyi kalpli erkeklere kapım sonuna kadar açıktır efendim. Ne güzel bir birleşim. Kurnaz bir dolandırıcı, saf genç bir kadın ve dört Dalton Utah'ta yasalarla korunuyorlar. Endişe etme kovboy, dürüst kalmayacaklardır. Kalamazlar, onlar Daltonlar. Bu kasabadaki fıçımızı parayla doldurana kadar yardımsever rolünü sürdürüp zamanı gelince de güzel paracıklarımızla birlikte ortadan yok olacağız çocuklar. Ben arkandayım Joe. Sen gerçekten hepimizden akıllısın. Neler olduğunu hiç anlamıyorum. Biraz daha uyumam gerekiyor. Bu pişman olmuş mahkumlar numarasıyla buradakilerin parasını ele geçirdikten sonra tüm birikimi alıp diğer kasabaya gidebilirim. İşte hayat bu. Kasabamızdan geçen ziyaretçileri burada misafir ediyorum. Umarım rahat edersiniz. Şimdi biraz dinlenin. Hey, şuraya bakın çocuklar. Pencerede parmaklık yok. Haber el çeneni kapar mısın? Hemen işe koyulmalıyız. Bağış yapacak hedefleri bulmalıyız. Seve seve bağış yapacak kimseleri belirlemeliyiz. Gösterimiz için hazırlık yapmak zorundayız beyler. Hiçbir hazırlığımız yok ama Averel bir güzel horluyor. Evet, tıpkı odun keser testere gibi. Yapmam gereken işler var. Otelden çıktıkları zaman onlardan hemen imza isteyeceğim. İşte bir şarkıcı. Hey, bire torbası sakın deneme. Aa, ne kadar enerji dolu ve ne kadar yakışıklı. Seni uyarıyorum köpek, hemen defol. Ay ne kadar şirin bir kuçu kuçu. Aman hadi Joe amcana pati ver canım benim. Bu bir test olmalı. Yaltaklanmayacağım. Bundan hoşlanacağını hiç sanmıyorum. Ona saygı göstereceğim ve onu kazanacağım. Köpeklerden hoşlanmayan bir adama asla güvenmem. Ne yazık ki beni tutuklama iznin yok Red. Bekleyebilirim. Önünde sonunda bir şey yapacaksın. Bu arada Joe Dalton'ın bir sahtekar tarafından aldatılmasını seyretmek güzel oluyor. Bab mı beni aldatıyor? Atınla çok uzun zaman yalnız kalmışsın. Sen sayıklıyorsun. Ha, ilk kez bir şey satın alıyorum. Çok garip bir duygu. Burada bağış topluyor Red. Bunu yasaklayan bir kanun yok değil mi? Bu
hayır işiyle ilgili bir oyun değil. Hayır, yanılıyorsun dostum. Ben Tuskolus'u emekliler evinde hayır işlerine katkıda bulunmak için çok poker oynamışımdır. Sana poker oynamasını emekliler mi öğretti? Hayır, ben bunu Mississippi'de öğrendim. Eğer hayır işi için oynuyorsanız kaybedince kötü hissetmiyorsunuz. Evet, hiç pişmanlık duymuyorsunuz. Bu sefer amaç nedir? Aç kalan oburlar mı? Gözleri görmeyen karikatüristler mi? Ah, ne şakacısın. Yardım amaçlı şovumda ufak bir gösteri yapar mısın? İnsanlar Büyük Red Kit'in gölgesinden hızlı ateş ettiğini görmek için severek para verirler, öyle değil mi? Ben toplumun önünde gösteri yapmaktan hoşlanmam. Ama bunu yoksullara yardım için yapacaksın. Lütfen Red, beni reddetme lütfen. Pekala, bunu senin ve elbette yoksulların için yapacağım. Bu kasabadaki insanlar çok cömert. Gördüğünüz gibi çok para topladık. Hey, senin payın nerede? Pokerde iyi bir miktar kazandığını duydum. Aa, duydun öyle mi? Ama bak, sanırım fazla değil. Al bakalım, insanlar kağıt oynarken cömert değiller. Hala paran olduğunu görüyorum. Öyle mi? İşte orada, küçük cebinin içinde. Küçük cebimde mi? Nasıl da bildin ne a**lım? İyi bir haberim var, bir şarkı yazdım. Yardım için yapılan gösteri şarkısız olmaz beyler. Şarkı mı bu, para demektir? Yani harika bir fikir. Siz söyleyeceksiniz öyle değil mi? Hayır, ben kilisede söylüyorum ama sahnede gerçekten iyi değilim. Ben onlar söylerler diye düşündüm. Ne? Yo, şarkı olmaz. Ufak tefek ayak işleri yaparız ama şarkı asla. Ben söylerim, benim sesim çok güzeldir. Parıl parıl da küçük yıldız. Kapa çeneni avarel. Red Kit silahlarıyla küçük bir gösteri yapacak. Red Kit mi? Pişman olmuş suçlular tarafından söylenen bir şarkı. Belki de çok satar ha. Bunu bile bile kayıt yapabiliriz. Ha, öyle mi dersin? Red Kit, Red Kit, Red Kit, Red Kit. Hadi çık yukarı Jack. Ya, kendimi kötü hissediyorum. Önce sen çık Joe. Artık ipi kullanmaktan vazgeçtik. Bizler uygar insanlarız. Deri altına iğneyi tercih ediyoruz. Ah, hadi provaya başlayalım. Eğer gülmeyi kesmezse gidip boynunu kopartacağım. Eğer eğlendiklerini düşünüyorsan sen de onlara katılabilirsin. Hadi yürüyelim. Teşekkür ederiz. Bağışlarınız için teşekkürler. Hadi. Evet, burada çok para var. Güvenli bir yere koysak çok iyi olacak. Ben hallederim. Hayır, ben hallederim. Hayır, olmaz. Ben bırak şunu. Ya, sana bırak dedim, bıraksana. Bunu halledecek kişi benim. Sahnenin altında çalmayı düşünen varsa böylece vazgeçer. Teşekkür ederim. Harika. Bir şey anlamadım Clara. Modern tiyatro olmalı. Yolunda mı diye bakmaya geldim dostum. Ne rastlantı. Ben de aynı şeyi yapıyordum. Bu harika gösteri için teşekkürler Red Kit. Ve şimdi karşınıza onlar için yeni yazdığım şarkıyı seslendirmek üzere bir grup gelecek. Bu şarkı yeryüzünde acı çeken tüm insanlara adanmıştır. Şarkımın adı şu. Pişman olmuş hapishane gediklilerinin baladı. Şarkıdan sonra Red Kit'i öldüreceğiz. Babı da öldüreceğiz. Bayanı da öyle. Fıçıyı alacağız ve kaçıp gideceğiz. Ya seyirciler yolumuza çıkarsa? Onları da öldürürüz.
Bir, iki, üç, dört. Hırsız ve soyguncu, hırsız insanlardı. Bu hayatımın en güzel günü. Yaptık, lütfen çekelim. Artık o zamanlar önünde kalmadı. Bir suç işlemek geçti. Şimdi sizlerden özür diliyoruz. Evet, bu harika bir Amerika şarkısı. Pis yılan. Göz açıp kapayana kadar fıçımızı çaldı. Ne? Ne? Baba neden bütün parayı alıp gitti? Onun ve benim fakirlerim arasında pay edecektik. Hey Joe, bizi bekle. Bu iyi mahkumlar onu yakalayıp parayı getirecekler. İnsanlara fazla güveniyorsun. Ben uyurken yeni bir şey oldu mu dostlar? Canım paralar suya düştü. Bu kadar uğraş boşa gitti. Şimdi iyilik yapma sırası bende. Sizlere 5 kuruş ödemeyeceğiniz bir oda vereceğim. Biz kötü bir şey yapmadık ki. Aslında tehlikeli bir suçluyu yakalamak için uğraştık, tamam? Eyalet sınırını geçtiniz Joe. Colorado'ya hoş geldiniz. Hepsini hapishaneye götürüyorum. Ah hemen değil. Önce burada sizlere yaptığımız uygulamayı görün. Sıradaki konser için kostümlerini değiştirdiler. Ne harika, öyle değil mi? Bu dünyadaki aç insanlar için bir şeyler yapılması gerekiyor. I'm a bold lonesome cowboy.